Sanki Allah'la anlaşma yapmışız. Allah bize vaat etmiş. Demiş ki siz namaz kılarsanız, oruç tutarsanız, Müslüman olursanız ben size yağdıracağım bolluk içinde para pul. Demiş sanki biz bunun arkasını arıyoruz. Halbuki Allah Kur'an'da şöyle buyurdu. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Allah diyor ki ben sizi birazcık korkuyla imtihan edeceğim. Bak söylemiş Allah. Bizi rahatla yaşatmayacağını söylemiş. Ayet okuyorum beyler, Kur'an okuyorum. Sizi diyor biraz korkuyla imtihan edeceğim. Bitmedi. وَالْجُعِي Açlıkla imtihan edeceğim. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ Mallarınızdan biraz eksilteceğim, noksanlaştıracağım sizin, diyor Allah. وَالْاَنْفُزِ Nefislerinizden, canlarınızdan da noksanlaştıracağım. Sağlığını alıyor, ciğerim bozuluyor. Alacağım diyor, sağlığını da elinden alacağım. وَالْثَمَرَاتِ Kazançlarınızı da eksilteceğim. Sizi böyle yapa yapa imtihan edeceğim diyor Allah. İşte Allah'ın sözü burada. Bolluk içinde yaşatmayacağını söylemiş zaten. Burası imtihan dünyası beyler. Yan gelip yatma yeri değil bu dünya. Ne iş yapıyorsanız yapın. Mesleğiniz ne olursa olsun. Buraya imtihan olmaya geldik biz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Allah ölümü ve hayatı yarattı. لِيَبْلُوَكُمْ Sizi imtihan etmek için. Keyif için yaratmadı Allah bizi. Allah'lığını, büyük bir yaratıcı olduğunu, ilah olduğunu, rahmet sahibi olduğunu göstermek için yarattı bizi. Burada sabrederseniz ahirette ecrini vereceğim diye de vaat etti. Şimdi bu ayette dedi ki sizi böyle 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 imtihan edeceğim ve beşşiris sabirin. Ama bu imtihanlara sabredenleri de müjdele. Ey Muhammed, müjdele Müslümanları, sabırlı Müslümanları sallallahu aleyhi ve sellem. Peki nasıl bir müjde bu acaba? Ne olabilir yani? Ne demek istemiş olabilir Allah? Başka bir ayet sanki bu ayetin tefsiriymiş gibi. Estağfirullah. İnnemâ yuveffes sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Biz o sabredenlerin karşılığını, mükafatlarını hesapsızca veririz. Hesapsızca veririz. Düşünün, Allah diyor ki hesapsızca vereceğim. Başına gelecek nimeti düşün ahirette, hesapsızca. Sabredersen karşılığı hesapsızca olacak. Nasıl olacak bilmiyoruz. Allah'ın gücünün sınırı var mı? Yok. İşte sabredersek mükafatımız bu olacak.